Yıldız arıyor. Yıldız arıyor. Tamam, geçmiş olsun. Geçmişler olsun, tamam, bitti. Bitti Şadi, her şey bitti. Ha, kesin, kesin nikah haber verecek. Allah kahretsin. Alo. Canım benim, alo. Betül'cüm nasılsın, iyi misin Faslı'nı? Hemen geçiyorum. Çünkü sana muhteşem bir haber vereceğim. Lale ile Onur'un nikahını bu cumartesi değil, bir sonraki cumartesi yapıyoruz bir tane. Önden bir nikah, ardından da bir aile yemeği. Bekliyorum Betül'cüm. Geliyoruz hayatım. Hep birlikte geliyoruz. Erol da çok sevinecek. Şadi de çok sevinecek. O kadar sevindik ki anlatamam sana. Tatlım benim, yani bak o güne kadar en ufak bir şeye ihtiyacın olursa hemen beni arıyorsun, tamam mı? Ah, elbette, aramaz mıyım? Yalnız bu arada şeye soracağım sana. Filiz'i ayrıca aramama gerek var mı acaba? Görüşemiyorsunuzdur diye düşündüğüm için. Ne münasebet, niye görüşmeyelim Filiz'le? Lalelerde kalıyor ya kendisi. Tabii. Kız size çok bile dayandı. Mert kız, dürüst kız, açık sözlü kız. Çok dayandı, çok. Ne kadar espritüelsin Yıldız'cım benim. Benim şakacı eltim. Tatlım, onların arasındaki problem öyle senin merak edeceğin büyüklükte bir problem değil. Biz hallediyoruz canım. Hadi görüşürüz Yıldız'cım. Çok işiniz vardır sizin. See you canım, bye. Çıldıracağım, delireceğim, çıldıracağım yani. Bak zevkten dört köşe, karşımda zevkten dört köşe hissediyorum yani ben bu... Ay yok, yok, benim o nikahın olmasına mutlaka engel olmam lazım da... Yani nasıl Şadi? Var ya, Betül şu anda evde dört dönüyordur böyle, deli danalak. Neyse, ben Holding'e gideyim, müsaade istiyorum. Anneciğim, neşen bol olsun. Teşekkür ediyorum oğlum. Hayırlı işler. Sağ ol. Baba görüşürüz. Güle güle oğlum. Hadi görüşürüz. Ay, görüşürüz. Ay, yerle bir olmuştur o. O nasıl bir dönüştü bir anda Betül? Yani gerçekten senin mesleğin oyunculuk olmalıymış yani. Gerçekten böyle düşünüyorsun değil mi Şadi? Benim yeteneğim harcanıyor. Bak benim bu yeteneğim harcanıyor değil mi Şadi? Hı hı. Bence de. Yavrum. Yavrum neyin var senin? Nothing diyebiliriz. Nothing diyemeyiz yavrum. There's something, yani bir şey var kesin. Var yavrum bir şey. Sen üzgün mü? Üzülüyor musun sen? Ne oldu yavrum, bir şey mi üzülüyor? Ah yavrum benim, anladım. Anladım çocuğum, sen her şey Onur'a kalacak diye üzülüyorsun değil mi yavrum? O da beni örseliyor da. Uyku uyuyamıyorum ben açık. Gece uykusu beni tutmuyor. Bırakıyor resmen. Ah yavrum benim, sen dün gece uyuyamadın mı hiç? Ah canım yavrum. Bana bakın. Bana bakın. Baba oğlu ikiniz de beni delirtiyorsunuz artık. Beni çıldırtıyorsunuz. Ben burada her şeyin planlamasını yapıyorum. Ama yaptığım şeyler ikinizin de umurunda bile değil. Ay, sürekli yiyorum ben o yüzden. Hadi bakalım, afiyet olsun. Maşallah. Diyorum ki, akşam sizi bir yemeğe götüreyim, ha ne dersiniz? Daha bismillah kahvaltıya yeni başladık. Akşam yemeğini mi düşünüyorsun? Ya ben ne yapıyorum biliyor musun? Sabah ilk kalkıyorum, ondan sonra bütün gün ne yiyeceğimi planlıyorum. Ama yani kaç gündür size de zahmet verdim ya. Vallahi yerim işte şöyle bir, size bir yemek ısmarlayayım ya. Ya ne zahmetti, saçmalama Filiz. Canım sağ ol. Gerçekten hiç zahmet olmuyor bize de. Bu halin çok ama düşündürüyor yani. Değil mi? Yarın öbürsü gün evlenecek Lale. Sizin aileye gelin gidecek. Orada ne kadar iyi olur. Annem baban seni özlemişlerdir mutlaka. Ben de özledim annem babamı da. Erol'e çok kızgınım ben ya. Vallahi çok kızdım yani ben ona. Ama ikizlerin de babası sonuçta. Değil mi? Bak bir de o var. Biz bugün ikizlerin cinsiyetini öğreneceğiz. Ay hadi bakalım. Bak mesela şimdi Erol da gelir değil mi cinsiyetini öğrenmeye? Mecburen. Mecburen değil mi? Babası sonuçta senin gönlünü alır.
Ha, seni böyle bir hoşlaştırır. Yok sanmıyorum. Kendisi biraz öküzdür de. Aman bütün erkekler kütük. Ama sen o zerafetinle, o inceliğinle, o asaletinle onun açığını kapatırsın. Evet. Anne, ben şimdi yukarı çıkayım, Gülşah hazırlayayım, okula götüreceğim. Nasıl istersen. Birazdan gelir. Dakiklerim benim ya. Annesinin güzelliği. Oh, annesinin güzelliği, annesinin ya. Oh. Nünüm, günaydın. Güzel kızım, günaydın babacığım. Babacığım, seni çok özledim. Ben de seni çok özledim kız. Oh, oh babacığım benim. Nünüm. Bugün kızımızı okula beraber bırakalım mı? Hani malum hava serin biraz, üşümeyin. Yok, gerek yok, sağ ol. Evet anne, hava o kadar soğuk ki. Çok üşüdüm, lütfen. İyi madem, gel. Nünüm diyeceğim. Hani yavrumuzu okula bırakırken öncesinde gidip bir beraber kahvaltı mı etsek? Yok, biz kahvaltımızı yaptık, sağ ol. Evet anne, lütfen, lütfen. Çok açım, lütfen. Hem yemek yemedim. Peki ona da iyi madem, gel. O zaman araba az ileride, oraya kadar yürüyelim. Hani Nünüm? Olur hadi. Onur Bey maşallah yüzünüzde güller açıyor. Vallahi nasıl böyle oldum ben de anlamadım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İyi oldunuz. Bu arada 10 gün sonra evleniyorum. Hadi ya, gerçekten mi? Çok sevindim Onur Bey. Sen de artık bu kez ortalıktan kaybolmazsın herhalde. He. Onur Bey Nergis de gelecek. Onu nasıl yapacağız? Sen hala Nergis'le konuşmadın mı Samet? Açılıştan sonra direkt evlenme teklifiyle çıkacağım karşısına. Henüz konuşamadım. Bu arada Onur Bey, kısmetse cuma günü açılışımız var. Tabii siz de o gün için izin verirseniz. Tamam, izinlisin. Ben de orada olacağım zaten. Onur Bey, ben sizin hakkınızı nasıl öderim ya? Kim arıyor ya? Nergis arıyor. Onur Bey kesin dün gördü beni. Bu telefona bakmam lazım. Bak bak. Nergis? Samet? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, ne olsun. Dün Kurtuluş Enişte'mle gördüm seni. Ne? Gördün mü? Annen de gördü mü? Evet, gördü. Nergis, biz bunları böyle telefonla konuşmasak, ben sana yüz yüze anlatsam olan biteni. Peki tamam, konuşalım. Sen müsait olunca ara beni, görüşelim, olur mu? Tamam, ara. Ara mı dedin? Demek engeli kaldırdın. Oh be! Tamam yani, ben seni müsait olduğumda ararım. Görüşürüz. Ya görüşelim dedim de nasıl kaçacağım annemden? Onur Bey ara dedi. Allah be! Duydum, duydum. Ben biraz fazla sevindim ama süper bir haber. Koç olur. Ha. Senin bu Nergis'inkiyle ne işin vardı? Hani görüşmüyordunuz? Ya bırakmıyor ki peşimi. Senin peşini bırakmıyor ha? Tam tersi olmasın böyle? Yok be kızım. Bacanak bacanak diye dolanıyor peşimde sürekli böyle. Bir ilgi, bir alaka, bir yalakalık. Ya tutturdu beraber iş yapalım diye. Bu galeri işini de onunla beraber yapıyorum zaten. Ha. Ay hiç şaşırmadım nedense ya. Bana bak, sen bana yine yalan söyledin değil mi şu miras işi falan filan? Tabii buldun çocukla parayı. Ha? Kim bilir ne vaatlerle kandırdın çocuğu. Yok be kızım, ben ne vaat edeceğim ya? Böyle zengin, işi gücü yerinde olan bir çocuk. Seninle niye muhatap olsun ya? Hem de senin gibi bir şoför parçasıyla. Ya sanki onun benden çok farkı var ya. Bırak Allah aşkına. Ne? Yok be ya, öyle. Yani öylesine söyledim ya. Hani farkı yok derken attım diye şey yaptım ben onu. Kurtuluş, bana bak, sen ne söylemeye çalışıyorsun ha? Söyle. Dökül. Ben anlarım. Ben senin gözlerinden anlarım yalan söylediğini. Yok be kızım, ben ne yalanı şey yapacağım ya. Öylesine söyleyeyim dedim yani. Hiç öyle yalan diye bir şey yok yani. Baba bunu yani ben bile yutmam. Hı? Bak çocuk bile yutmadı. Dökül. Yutmadınız mı yani? İyi tamam tamam. Bak söyleyeceğim ama aramızda kalacak ha. Kimseye söylemek yok. Tamam mı? Özellikle Nergis'e söylemeyeceksiniz. Ne oluyor be? Şişt, bana bak, söz verin bakayım. Söz verin ya hadi. Verelim bari. Söz. Ya bu Nergis'inki Samet yok mu? Ha. Kim biliyor mu? Kim? Bizim Bacana Gunur var ya.
Ha. Onun şoförü. Ha. Şaka. Vallahi ben de öyle şaşırdım ilk başta ama. Tüh ya. Vay be. Ben sana ne diyeceğim? Bu acaba Onur konuşmuş mudur ailesiyle ha? Bu düğün meselesini falan. Hı hı, konuştu. Çok mutlu olmuşlar. Ya. Hele İsmet babaanne. Ha. Çok iyi, çok iyi. Şey, o zaman tabii bizim de konuşmamız lazım. Mesela sen konuşabilirsin. Yok, bence anne senin konuşman daha uygun olur. Çünkü o sinirle artık ağzından neler çıktıysa, o kadın neler işittiyse senin söylediğin telafi etmen lazım. Ablam haklı anne. Sonuçta biz yanlış anlayıp ortalığı ayağa kaldırdık. Yani inan benden aşağı kalmadı. Ben bir söylediysem inan o iki söyledi ya, o derece. Barışmalarını hiç hayret etmedim. Lale'nin de Onur'un da birbirlerini sevdiğinden hiç şüphem yoktu. Anneciğim tam zamanında müdahale ettiniz. Gerçekten bir hafta dolmadan hemen barıştılar. Yıldız, yakında nikah yapacağız. Söngül Hanım'la konuşup program yapmak lazım. Anneciğim kusura bakmayın. İlk araması gereken ben değilim. Ben kesinlikle aramam. Ha, öyle deme Yıldız. Yani kimin aradığının ne önemi var? Bence konuşun, anlaşın. Tabii. Hem Songül Hanım nerede ne yapması gerektiğini iyi bilen bir kadın. Son derece becerikli. Eminim senin aramanı beklemeden o arayacaktır. Songül Hanım arıyor pes. ben birisine notumu verdim mi? Genellikle yanılmam. Efendim? Merhaba. Songül ben. Müsait misiniz? Müsaitim, buyurun. Nasılsınız? Ay çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Böyle çocuklardan güzel haberler aldığımız zaman biz de çok mutlu oluyoruz elbette. Evet, biz de. Nikah tarihi konusunda hemfikirsek, plan programı için bir araya gelsek iyi olur. Siz eğer müsaitseniz... Bizim çiçekçide buluşabiliriz. Sizin çiçekçide mi buluşalım? Tabii, biz gidelim. Allah anneciğim. Peki. Annemle birlikte geliyoruz o halde. Tabii bekliyoruz efendim. Bekliyoruz. İyi günler. İyi günler. Hadi toparlanın. Anne. Çiçekçiye geliyorlar. Şey yapmamız lazım. Hadi yani efendim. Toparlamamız lazım. Tamam. Yapamıyoruz. Tamam. Aşk olsun anneciğim ama. Songül Hanım'ı benden daha çok sevdiğinizi düşünmeye başladım doğrusu. Yok canım. Sadece biraz fazla becerikli bir kadın. Anneciğim ben beceriksiz miyim? Aşk olsun. Şerife, cevizli baklava lütfen. Nasıl konuşacağım? Bir şekilde konuşacaksın işte. Bunu yapmak zorundasın Onur Saran. Bir şekilde yapacaksın. Efendim? Pelinsu, günaydın. Günaydın. Holding'de misin şu an? Evet evet, şirketteyim. Tamam. Müsaitsen bir odama uğrar mısın? Olur. Günaydın Bulimik. Kız dur ya. Haberleri öğrenmeden nereye? Ya Filiz, çok önemli işlerim var. Onur'un odasına gitmem gerekiyor, tamam mı? Ay bir düş artık şu adamın yakasından. Bir düş, rahat bırak ya. Beni Onur yanına çağırdı. Ay demek seni ayağına kadar çağırdı. Evleneceğini söylemek için. Bembeyaz oldu. Vallahi senin için üzülüyorum. Sabah o kadar uğraşmışsın makyaj için ama hiçbir şey kalmadı. İşe de mi gelmeyecek bu ya? Saat kaç oldu? Of. Fotoğraf paylaşımlarına gel. Mutlu mutlu fotoğraflar. Sanki hiç ayrılmamış gibi. Ayrılık mı yaradı acaba buna? Aa! Güzelleşmiş mi bu? Ay bir alınlanmış bu. Gerçekten ayrılmaz değil mi benden? Yok daha neler artık. Oldu. Benim gibi adamı bırak da gitsin. Hayır. Ah! Kelebeğim.
Hoş geldin. Hadi gitmiyor muyuz? Nereye gitmiyor muyuz? Doktora nereye olacak? Aa, sen doktor için buralara mı geldin? Ben seni götüreydim, kendim alaydım da götüreydim doktora. Onur'la Lale cumartesi evleniyorlar. Sence ben bu haberi pelin suya yetiştirmeden rahatlayabilir miydim? Rahatlayamazdın. Allah'ım, yetiştirdin mi? Evet. Hadi. Gelsene. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyi, sen? İyi, iyi. Pelin Su biraz konuşalım mı? Tabii. Herhalde beni buraya nikahın olduğunu söylemek için çağırmadın. Haberim var yani. Filiz'in olduğu bir yerde böyle şeyleri duymamak imkansız. Ben sana artık bizim bu saatten sonra beraber çalışamayacağımızı söylemek için çağırdım seni odaya. Pelin Su, gerçekten çok zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum, fazla zorlanıyorum yani şu an. Annem, babam bir taraftan, babaannem bir taraftan, Lale, Lale'nin ailesi. Yani şu an iyice çığırından çıktı, akıl almaz bir hal aldı durum. Senin zaten gece bar çıkışı basına yalan yanlış demeçler vermen kafanı yiyken iyice tuzlu biberi oldu yani. Babaannem iyice zorluyor beni. Gerçekten şu dakikadan sonra onu daha fazla karşıma alamayacağım. Direnemeyeceğim yani. Bunu bekliyordum zaten. Yani sürpriz olmadı. Onur saran ve yine tutamadığı sözlerden biri daha. Ben gerçekten böyle olsun istemezdim. Bu kadar basit mi gerçekten? Pelin Su, tabii ki bu kadar basit değil. Onur, başladığım işi bitirmeme bile müsaade etmiyorsun. Ya sen nasıl bu kadar kötü olabilirsin? Görmüyor musun? Bu işte moral buluyorum ben. Ya ben senin hep yanında oldum, sana destek oldum ama sen beni hep yarı yolda bıraktın. Tebrik ediyorum, sağ ol. Hayret bir şey ya. Nasıl konuştum. Konuştum. Bu nedir ya? Bana bak Ülfer, söz verdin ha. Nergis'e hiçbir şey söylemeyeceksiniz, tamam mı? Söz verdiniz. Ya iyi de Kurtuluş, ben bunu kız kardeşimden nasıl saklarım ya? Ya ben sakla demiyorum ki ben Ülfer. Yani Samet zaten söyleyecek. Bırak ilk defa Samet'ten duysun. Ya zaten böyle çok böyle kötü zamanlar geçirdik şimdi. Çocuk ne yapsın yani? Şansa bak ya. Olacak iş mi şimdi bu ya? Ah benim. Şansımız inşallah beraber dönecek ya. Ay tamam tamam da. Kurtuluş. Ha. Bana bak. Eğer var ya o Samet, eğer söylemezse bak. Ya söyleyecek mi kızım? Söyleyecek. Ya ona kalsa zaten çoktan söyleyecekti. Yani ona kalsa şey yapacak. Ona kalmıyor ya böyle. Söyle diye şey yapıyordum ben. Ona şey yapmayınca... Tamam baba, uzatma bence. Bence de. Allah, bu çocuk senden daha akıllı. Uzatma. O zaman ben konuyu mu değiştireyim? Hazır seni de bulmuşken ben başka bir konuya gireyim diyorum gülüm. Hey ya, acaba diyorum bu organizasyon işini sen mi ele alsan? Hani biliyorsunuz ya zaten işiniz bu ya, hani organizasyonu yapıyorsunuz diye diyorum. Tamamen profesyonel. Hani ücreti karşılığında diyorum Nilüfer Hanım. Tamamen profesyonel dedin. İşin ucunda da para var tabii. Tamam. O zaman ben şöyle bir galeriye geleyim. Hı. Böyle bir bakayım. Uygun zamanda neler yapabiliriz diye, ha? Sen nasıl istiyorsan dönüm. Rahat olun, bakmıyorum. Bana bak, tamamen profesyonel olacağız dedin. Cıvıma çocuğun yanında. Tamam dönüm. Ya Kurtuluş, hadi hesabı size kalkalım. Çocuk okula gitti. Şefim, biz hesabı alalım ha. Babacığım, karnın doydu değil mi? Evet. Aferin sana. Hadi. Muayeneden sonra da doğum kursuna gideceğiz. Doğum kursuna mı? Sen gideceksin herhalde hayatım. Çünkü benim doğum kursunda ne işim var? Doğuracak olan sensin baktığında. Benim yapımda emeğim geçse de yayında benim bir şeyim yok. Orada tek başınasın. O yüzden ben kendimi şuna hazırlıyorum. Ne bileyim, volta atarım sen doğururken. Doğumdan sonrası tebrikleri kabul ederim. Baba gibi şişinirim, gerilirim. Bunlar. Ya sen odun musun?
Sen yontulmamış bir kalas mısın yani? Ne demek yalnız gideceksin? Bu çocuğu ben tek başıma mı yaptım? İnciniyorum ama. En azından böyle bir kalaslıktan insanlığa geçiş süreci, bir yolculuk diyebiliriz. Senin adına sevindim. Bu ince zekalar, bu iğneleyici taktik aynı ben. Kimin karısı? Hop, hop diyelim. Lütfen yalakalığı kes yani. Hala istediğim cevap gelmedi yalnız. Tamam hayatım, tamam sevdiceğim. Doğum kursuna da geleceğim, ondan sonrasına da devam edeceğim. Bütün süreçlerde step by step yanında olmaya çalışacağım. Gerçekten gerekirse o çocuğu doğumhaneye girer, ben doğururum. Gerçekten senin için. Doğuma gider misin gerçekten ya? Aa, korkmaz mısın? Aa, bebekten korkan bebek gibi olsun. İyi ki doğdunuz hocam. Ne bu sesler ya? Ne oluyor ki içeride? Ne bileyim, içeride miyim ben? Gel. İyi ki doğdunuz hocam. Ya arkadaşlar, gerçekten çok mahcup ettiniz beni. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Harika bir sürpriz oldu. Sağ ol. Aa! Kimin doğum günü? Sizin doğum gününüz mü? Tebrik ederim. Maşallah. Ya arkadaşlar, öyle bir sürpriz yapmışlar. Kusura bakmayın, böyle ortalık şey oldu biraz. Estağfurullah, olur mu? Buyurun. Müsaadenizle hocam. Tabii, görüşürüz. Maşallah hocam ya, nicelerine inşallah. Hep iyi birthday to you. Teşekkürler. Ay, böyle iyi denk geldik vallahi. Şey, cipsler falan. Neli pasta. Çikolatalı, yer misiniz? Alayım vallahi ben bir dilim. İkram edelim hemen. Siz? Benim tatlıyla hiç aram yok, beyaz. Ben onunkini de alayım. İkizler ya. Çatalla vereyim. Ay, siz de yeseydiniz hocam. Ha, yok ben daha sonra yerim. Vallahi bilseydik bir hediye alırdık ya, böyle elimiz boş geldik ama. Vallahi elimiz boş, gözümüz yaş geldik hocam, kusura bakmayın. İnsan da jinekoloğunun doğum tarihini nasıl bilmez, hayret. Ya canım oğlum, böyle şey önemli değil. Böyle bulantılar azalmış sanki. Böyle daha az bulattırıyorlar, yani ben daha iyiyim, evet. Yok yok, iyi gördüm sizi, gayet iyi. Vallahi doktor bey, çok mutluyum. Yani böyle kendimi stresten uzak tutuyorum. Beni böyle üzen şeylerden, beni böyle stres yaptıracak her şeyden uzak durduğum için mutluyum, rahatım yani. Ya, harika yapıyorsunuz. En iyisi de o zaten. Şimdi pastayı yedikten sonra mı yoksa hemen mi? Bir bakalım nasıl bebişler. Aa, bakacaksak hemen bakalım hocam. Pastayı beklemeyelim, hemen bakalım. Çok özledim juniorları, kerataları. Ama önce Erol Bey dışarı çıksın lütfen. Hayatım, beraber yaptığımız için ben de bir baksaydım. Nasıl baktığımı görüyorsun değil mi? Müsaadenizle tak. Biraz kalkamayız. Tartıştık. Ay, bunlar bildiğin çiçekçi ayol. Yıldız. Ay ya, çok ferah bir yermiş anneciğim. Çok güzel. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Yine bir şeyler. Yıldız son anda yetişmeseydi neler olabileceğini düşünemiyorum bile. Yani Onur bir daha asla Pelin Su'yu affetmezdi. Kesinlikle tatlım, çok haklısın. Asla affetmezdi. Yıldız iyi ki gidip Pelin Su'yu ikna etti. Yalnız Şebnem, ne düşünüyorum biliyor musun? Acaba Yıldız ne söyledi de Pelin Su ikna oldu? Yani biz o kadar dil döktük ama engel olamadık. Vallahi ben de bilmiyorum. Allah Allah. Aa. Kızım, senin bu saatte bu evde ne işin var? Ay dur, ay tamam, tamam dur. Durun, durun, durun. Korktuğum başıma geldi, kesin. Ay kesin korktuğum başıma geldi. Ne oldu? Onur'la şirkette bir sorun yaşadın değil mi? Bak kesin böyle. Ne dedi, ne dedi yavrum sana, şey mi dedi? Artık şirkette birlikte çalışmayalım falan mı dedi? Aynen öyle. Hani sana söz vermişti? Hani bu konuda arkanda duracaktı? Ha bir de senin sayende iş aldılar güya. Yok, 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 olmaz. Senin o şirkette kalman çok, çok, çok önemli Pelin Sucuğum. Senin Onur'la irtibatını asla kesmemen lazım. Ne yapabilirim Betül teyze? Beni şirkette istemiyor Onur, ne yapayım? Tatlım, önce sakin ol. Lütfen önce sakin ol. Yıldız'ı arayacaksın ve bu konuda kendine destek rica edeceksin. Evet, sonuçta Yıldız sana borçlu. Yani bu susmanın bir bedeli olmalı. Doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ay, çıktı mı? Gösterdiler mi? Göründü mü Junior'lar? Junior!
Junior Filiz. Aa, Junior mu Filiz? Evet, bir tanesi cinsiyetini gösterdi, diğerininkini göremedik. Ay, bir kızım olacak. Kızımız. Ay, diğerinin cinsiyetini de artık bir dahaki kontrole geldiğinizde bakarız. İnşallah, inşallah. İnşallah anneleri gibi haza hanımefendi olurlar hocam. Erol. Erol, lütfen doktor beni bizim selfimizi çeker misin? Sonuçta kendisinin doğum günü bugün. Aa, ne demek? Selfie sana kurban olsun. Hocam biraz gülebilir. Tamam. Ayol, İsmet Hanım, siz kaçın kurasısınız vallahi böyle şey diye diye bir hafta falan. Ben biliyordum barışacaklarını. Sadece bazı pürüzlere gidermek için biraz zamana ihtiyacı vardı çocukların. Size katılıyorum anneciğim. Oğlum da masumdu halbuki. Boşu boşuna yaşadık bunları. Yıldız. Şimdi bu geçmişi karıştırmanın zamanı mı? Geçti onunla. Tabii anneciğim. Songül Hanım, bundan sonra herhalde oğluma güvenirsiniz değil mi? Ay tabii. Yani güvenmez olur muyum artık? O da benim bir oğlum. Yani Onurcuğum benim. Ama zaten böyle böyle tanıyoruz değil mi birbirimizi? Tabii, tabii haklısınız. Yani sizin yaşadıklarınızı yaşamış bir insanın erkeklere güvenmemesi de normal tabii, çok zor şeyler. Ne anlattın sen? Ha ben ne... Ha, hakikaten ben ne yaşamış olabilirim ki? Yanlış anlamayın. Eşiniz sizi terk etmiş ya. Böyle kızlarla ortada tek başınıza kalmışsınız. Bunlar çok zor şeyler. Yani bu yaşadıklarınızı yaşayan bir insanın bir erkeğe güvenmemesi normal diye düşünüyorum. Ay, sizi kırdım mı yoksa? Ay yok, kırmadınız ayol. Kırabilir misiniz? Ben ciddiye aldığım insanlara kırılırım. İt yürür, kervan yürür. Neyse, ben şimdi neyi neden söylediğinizi çok çok iyi anlıyorum. Ama biz eğer didişmezsek çocuklar da bunlardan yara almaz. Anlatabildim değil mi? Değil mi? Evet, kesinlikle. Ha, dank etti yani. Ay merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Canım neredesin sen? Ha, anne ben okulda biraz işlerim vardı da... ben kendime bir çay alayım, geliyorum. Tabii. Şimdi... biz artık kendi meselemize dönelim değil mi? Hem bir an evvel konuşup halledelim ki size de mani olmayalım. Bizim de işlerimiz çok, bir an evvel kalkalım. Tabii tabii tabii. Çok dünyayı kurtarıyoruz ya hep beraber. Buyurun. Laleciğim, bir sonraki cumartesi nikahı kıymaya karar vermişsiniz değil mi? Evet, biz öyle düşündük. Tabii sizin için de uygunsa. Ay, uygun? Vallahi uygun. Bir an evvel evlenin de siz. Şöyle aile arasında bir nikah yapıp sonrasında belki yemek yeriz diye düşündük. Sizin içinize siniyorsa? Biz Onur'la o şekilde karar verdik. Peki, peki. Nasıl isterseniz kızım. Nasıl isterseniz. Aa. Kim arıyor? Yıldız. Fikret anneciğim, ben onu sonra ararım. Boşanmayınca yüzüne kapatıyorsun telefonu. Açmıyor değil mi? Sanırım ısrar edecek. Ben müsaadenizle bir konuşayım kendisiyle. Burada konuşmayın. Burada duyulur. Biraz daha ileride konuşun. Açmıyor. Gavun bekle. Canım ben şu an pek müsait değilim. Daha sonra arasam seni. Fazla zamanınızı almayacağım. Merak etmeyin. Onur sonunda beni şirketten de kovdu. Ama benim o şirketten ayrılmaya niyetim yok. Ne yapıp edip Onur'u ikna edin? Yoksa gerçekten sonuçları çok kötü olacak.
Tamam. Tam ben eve geçince arayacağım seni. Tamamdır. Aferin tatlım. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkmalıyım.